Senden nefret ediyorum baba. Ölmen için gün soyuyorum ve senin çocuğun olduğum için ve beni dünyaya getirdiğiniz için senden nefret ediyorum. Keşke ben bir bebekken ölüp yok olsaydım. Senden nefret ediyorum. Ellerim titreye titreye yazdığım bu satırlar içimdeki nefretin bitmesine yeterli olmuyordu. Sanki yazdıkça da artan bir tepki gösteriyordu. Son günlerdeki stresimi almak için içimi dökmemi tavsiye etmişti tek dostum. Ben de döküyordum işte. Hakaret, ah en barbat düşünceler ve insan hayattan koparan ne varsa hepsi zehirli mürekkebimle birlikte akıp gidiyordu kağıda. Tek dostumun verdiği tavsiyeye uyarak kendi kendime aldığım kararla her gün bir mektup yazacak ve yıllardır kullanmadığımız posta kutusuna tıkıştıracaktım. Posta kutusu dediğim ciddi manada bir çöp kutusu. Kullanılmayan, kaderine terk edilmiş ve bir köşede sessizlik içinde çürüyen. Kimsenin oraya bakmak aklının ucuna bile gelmezdi. Böylelikle ben de rahat rahat içimi dökerdim. Fark ettiğim bir şey varsa hakaret dolu cümlelerden sonra az biraz daha rahatlıyordum. Bunu anladığım için kağıda daha fazla nefret sözcükleri listirdim. Yazdığım kağıdı beyaz bir zarfın içine yerleştirip odamdan çıktım. Babam çattığı kaşlarla televizyon seyretmeye devam ediyordu. İçimden tüm lanetleri etmeye devam ederken çıkış kapısına doğru yürüdüm. Kapıyı açmamla annem arkamdan keslendi. Andan, nereye gidiyorsun? Hava alıp geleceğim. Kapıyı yavaşça kapatınca yüzüme vuran temiz hava iyi geldi. Şehir hayatının kirliliğinde de boğulsak dışarısı güzel ve temiz havanın en kaliteli bölgesiydi. Derin bir nefes alarak temiz havayı içime çektim ve birkaç saniyeliğine tüm hücrelerime bu havanın güzelliğinin bulaştığını hissettim. Gözlerimi yeniden açtığımda tam geçirmediğim ayakkabılarım arkasına basarak küflenmiş, yıllanmış ve paslanmış posta kutusuna doğru yürümeye başladım. Zarf atılan yeri hala sağlam duruyordu. Kırmızı rengi oldukça bozulsa da içinde bir şeyler saklayacak kapasitedeydi. Biraz uğraşın sonunda zarfı içine atmayı başardım. Sanki çöpe atıyormuşum gibi içim rahatlamıştı. Hoş, çöpten farkı yoktu bu burasının. Kimsenin aklının ucuna bile gelmezdi buraya bakmak. Annemin aklına gelmezdi. Babam olacak kişinin de böyle ince işlerle uğraşacağını hiç sanmıyorum. Hem bir kere mektup devri kapanmıştı. İkinci posta kutusu denilen bu teneke kutusunu asırlar diyebileceğim uzun senelerdir hiçbir postacı uğramamıştı. Yani nefret ve hakaretle bezediğim bu zarfı bir nevi çöpe atıyordum. Belki çöpten doğa gömüleri yerdi. Nihayetinde çöpler bile karıştırılırdı ancak burası tam anlamıyla parta girmemiş ormanlar gibiydi. Gönül rahatlığıyla yeniden eve doğru yürüdüğümde nefretimden yumruklarımı sıktığımı hissediyordum. Odama bir an önce geçebilmek ve kimsenin yüzünü görmemek istiyordum. Özellikle de o adamın. Hızlı birkaç adımın sonunda odama girdim ve kapıyı yavaşça kapatıp derin sessizliğime çekildim. Rahatlamış mıydım? Evet. Biraz. Eğer her gün bir mektup atarsam ilerleyen günlerde daha da hafifler ve rahatlar mıydım? Hiç umudum yok ama inşallah. Soğuk yatağımın içine girip gözlerimi yumdum ve uykunun uzun kollarına teslim oldum. Sabah olur olmaz okula gitme hissi moralimi bozmuştu. Lisenin son senesinde olmamla mı alakalı bilmiyorum, oldukça nefret hissim vardı. Aslına bakarsanız hayatta her şeye karşı nefret besliyordum ben. Babasından nefret eden biri kimi sevebilir ki? Benim düşünceme göre her insanın gözünde bir temel oturttuğu karakteri var. Misal baba güveni temsil ediyor. O varsa güven var, ondan gelecek herhangi bir yara bir başkası tarafından telafi edilmeyecek kadar derin oluyor. El çabukluğuyla giydiğim üniformam ve gireceğim derslerin kitaplarını yerleştirdiğim çantamı hazırlayınca yavaş adımlarla odamdan çıktım. Annem kahvaltıyı hazırlamış beni bekliyordu. Ona sıkı bir şekilde sarılıp kahvaltı masasına baktım. Çok fazla bir şey yoktu. Yumurta, birkaç kahvaltılık. Bana mahcup gözlerle bakarken ona gülümsememi eksik etmiyordum. Onun bir suçu yoktu. Tüm suç babam olacak o adamdaydı. Aslında yeterince bilgili ve iyi bir mesleğe sahipti ama son yıllardaki sorumsuzluğu bizi bu duruma düşürmüştü. Ona karşı dehşet bir nefretle sarsılıyordum. Lavaboda elimi yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltı masasından yiyebildiğim kadarını yedim ve masadan kalkmak için hazırlık yaparken babamın da ığdığını gördüm. Onunla herhangi bir diyalog içine girmemek için çayımı bile bitirmeden çantamı aldığım gibi çıktım evden. Annem üzülüyordu. Baba kızın bu hale gelmesi en çok onu üzüyordu. Yapacak bir şey yoktu ama ufak bir özür ya da hatasını kabullenme eylemi bile göstermeyen bu sorumsuz babaya karşı yaptıklarım çok değildi.
okul yoluna doğru yönelirken tuhaf bir şekilde bir şey dikkatimi çekti. Posta kutusu. Gözüme takılan zarf bir an için yüreğimi hızlandırmıştı. Biri posta kutusunu mu karıştırmıştı? Üstelik benim zarfım dışarı çıkmıştı. Koşarak posta kutusuna gittim. Zarfın yarısı dışarıdaydı. Kim yaptı bunu? Zarfı tamamen çıkarıp etrafıma baktım. Kendi evimdeki posta kutusunda bile mahremiyet yok. Bunu yapanı bir bulursam, sinirle burnumdan nefes alırken zarfı yeniden posta kutusuna atmak için hazırlandım. Sonra bir şey fark ettim. Zarfın dokusu farklıydı. Elimde yumuşacık duruyordu. Benim zarfım karbeyazken bu zarf neden sarımsı görünüyordu? Ters çevirip baktığımda gerçekten de benim zarfım olmadığını anladım. Telaşla posta kutusunun içine bakmaya çalıştım ama boştu. Benim zarfım nereye gitmişti? Etrafa bir kez daha bakındım ama kimse yoktu. Sabahın bir erken saatinde eşek şakası yapmak pek mantıklı gelmiyordu. O halde ne? Dikkatimi yeniden zarfa verdim. Üstünde sadece E harfi yazıyordu. E? Ne olduğunu anlamak için zarfı açıp okumalıydım. Böylelikle bu eşek şakasının sahibini bulabilirdim. Çözenmeden açtığım zarftaki paragrafı okumaya başladım. Kıymetli insan, sebebi meçhul olan bu nefretin yüreğine bir hançer gibi saplandı. Sizin ya da herhangi birinin muhterem babasına bu şekilde hitap etmesi beni çok kederli bir hale büründürdü. Dilerim bu hal ve ahval bir an önce üzerinizden kalkar. Zira hayattaki en büyük çınar babadır ve o gidince tüm gölgelikler yetersiz gelmeye başlar. Şaşkınlıktan ziyade nefretle buruşturdum zarfı ve yere atarak üstüne bastım. Kesinlikle babam yazmıştı bunu. Ona hiç güvenim yoktu. Ondan bu kadar nefret etmeme dayanamamış olmalı ve böyle uyduruk, ucuz bir yola başvurmuş olmalıydı. İçimden tüm nefret kelimelerini ederek yeni bir satır karalamaya karar verdim. Çantamdan bir defter yaprağı koparıp pek de güzel olmayan yazımla başladım yazmaya. Eğer sensen, bil ki senden çok nefret ediyorum. Eğer sensen, anla, sen işe yaramazın tekisin. Sana baba bile demek içimden gelmiyor. Yıl olmuş 2019, ben senin gibi rezil bir babayla uğraşıyorum. Eğer sen değilsen de bırakın şu eşek şakasını. Gerçekten şaka kaldıramayacak bir bünye içindeyim. Kağıdı posta kutusuna atıp çantamı sırtıma taktım. Sonra da babamın beni izlediğini varsayarak evimizin pencerelerinden birkaçını nefret bakışları yolladım. Birkaç küfür ve hakaret de yağdırdım ama duyamazdı. Eğer dudaklarımı okursa ya da bir ihtimal beni takip ediyorsa sinirlendiğimi anlayabilirdi. Belki de bu onu daha fazla sevindirirdi. Beni ya da bizi düşündüğünü hiç ama hiç sanmıyordum. Eğer düşünseydi bu hale gelmemize engel oluyordu. O halde bana bu eşek şakasını yaparken aynı anda eğleniyordu da. Beni daha fazla sinir etmekten başka bir işe yaramayan bu varsayım dolu düşünceleri bir kenara attım ve son kez posta kutusuna bakarak okul yoluna doğru yürümeye başladım. Okul dönüşü hem yorgun hem de geçmek bilmeyen nefretimle başa çıkmaya çalışıyordum. Yere süre süre geldiğim ayaklarım beni geriye götürüyordu sanki. Yine de evime gelmeyi başarmıştım. Tam kapıya yönelmiştim ki histerik bir merak duygusu peyda oldu. Ayaklarım beni geri geri götürürken gittiğim yer posta kutusuydu. Gözlerimi kapattım ve saçma bir şekilde etrafımı incelemek için aniden açtım. Sanki bana eşek şakası yapacak bir kişi bir yerlerde gizleniyor ve bana kıs kıs gülüyormuş gibi hissediyordum. Ne yazık ki kimseler yoktu. Eğer eşek şakasını yapacak kimse yoksa eşek şakası da yoktu o zaman. Umursamazca geri dönmek üzereyken posta kutusundaki zarf dikkatimi çekti. Dikkatimi çekmemle kalmayıp tüylerimi diken diken ettirdi. Biri benimle fena halde dalga geçiyor olmalıydı. Hadi ama hiç komik değil. Parmaklarım saman rengi zarfı bulduğunda üzerinde yine E harfinin yazılı olduğunu gördüm. Bu E midir neyse iyi eğleniyorlara benziyordu. İçimdeki bastırılmış korkuyla zarfı açtım. Yine bir mektup da. Ben size şaka yapma kötülüğünü yapacak vasıflı biri değilim. Fakat çok üzüldüğümü bildirmek isterim. Sadece babanıza karşı değil, etrafınızdaki hiçbir kimseye karşı güveniniz ve itibarınızın olmaması beni oldukça sarstı. Dilerim bu ahvaliniz bir an önce geçer. Bu arada epey eğlenceli bir insana benziyorsunuz. Şahsımın posta numarasını nasıl buldunuz bilmiyorum ama tarihlerle oynamanız hoşuma gitti. Kendinizi gelecekten biri gibi hissetmeniz de çok zekiceydi. O halde kendimi tanıtmama izin verin lütfen. Ben 1979 senesinden sıradan bir insan. Umarım sizin zamanınızda durum iyiye gider. Saygılar efendim. 1979 mu? Mektubu evirip çevirip daha dikkatli baktım. Yazı tarzı gerçekten de eskilerin yazısına benziyordu ama nasıl?
Bu insan benimle fena halde eğleniyor olmalıydı. Elimde buruş durduğum zarf leve doğru yürüdüm, burnumdan soluyordum. Evin kapısını sertçe kapattığımda televizyon izleyen babam olacak adam başını çevirip bana baktı, annem de baktı. Andan, hayırdır kızım? Yok bir şey. Dişlerimin arasından söylediğim cümleyle odama girdim. Madem oyun oynuyordu, ben de oyun oynayacaktım. Çantamı bir kenara fırlatıp çalışma masama yürüdüm ve hızla boş bir sayfa açtım. 1979 mu? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Kimsen çık ortaya. Böyle anormal hareketler sana yakışmıyor Bay E. Erkek olup olmadığını net bir şekilde bilmiyorum ama erkek misin hissi doğdu içime. Acaba neden lanet olası benimle oynamayı bırak artık? İşte böyle dostlar. Size yeni gelecek hikayeden bir bölümü okumaya çalıştım. Okurken de 3 yerde hata yaptım. O hata yaptığım yerleri sileceğim inşallah. Böyle bir fragman olsun. Hikayeyi yüklemeden önce. Hikayeyi bu kanala mı yüklerim, başka bir kanala mı yüklerim? Henüz karar vermedim. Ama güzel bir hikaye. Böyle geçmişten mektuplar geliyor. Fantastik bir hikaye. Fantastik bir hikaye sevmiyorsanız hiç gerek yok. Ne saçma falan diyebilirsiniz. Çünkü fantastik hikayelerde gerçeklik olaylar olur. Haliyle gerçeklik ararsanız size saçma gelebilir. İnşallah hikaye yüklediğimde beni de dinlersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.